Evet arkadaşlar merhaba. Bir eTeaming dersiyle karşınızdayım. Bugün bir projenin nasıl açılacağını sizlere öğretmek istiyorum. Öncelikli olarak hesabımıza giriş yaptıktan sonra üst kısımdaki projeler kısmına tıklamamız lazım. Projeler sayfasına geldiğinde ilk hesapta şurada görmüş olduğunuz gibi aktif olarak görev yaptığınız projelerin isimleri gözükmekte. Alt kısımda ise daha önce yapmış olduğunuz şu an kapalı pozisyonda bulunan projeler gözükmekte. Evet, daha önceki yaptığım çalışmalar mevcut. Şimdi buradan bir proje oluştur kısmına tıklayarak yapmak istediğiniz projeyi oluşturma imkanımız mevcut. Bakalım tıkladıktan sonra nasıl bir sayfa karşımıza geliyor. Daha önce görev yaptım okul çıkmakta. Şu an görev yapmakta olduğum okul çıkıyor. Şu an görev yaptığım okul Gaziler İmam Hatip Ortaokulu olduğu için sonraki aşamaya geçtim. Şimdi burada bir proje kurucusuna ihtiyacımız var. Projeyi biz başlattığımız için bir başka ortak arkadaşımız seçilecek. Şimdi burada iki durum mevcut. Şayet Avrupa kaynaklı bir ülkeden seçiyorsanız projeniz Avrupa Kalite Etiket Ödülü alabilir. Şayet yerelde yani Türkiye içinde bir öğretmeni seçiyorsanız bu da projenizin en fazla ulusal kalite etiket ödülü almasını sağlar. Yani Avrupa kaynaklı bir öğretmen seçtiğiniz takdirde Avrupa kalite etiket ödülü alabilirsiniz. Kalite etiket ödülü. Eğer Türkiye'den bir öğretmeni seçerseniz ise ulusal kalite etiket ödülüyle ödüllendirilme imkanınız doğuyor. Burada bir durum daha var. Kendi çalıştığınız okuldaki bir öğretmen ile bir projeyi ortak bir şekilde yapma imkanınız mevcut değil. Yani ben buradan şu an Gaziler Ortaokulu'nda çalıştığım için Gaziler Ortaokulu'nda eTeaming'e kayıtlı bir öğretmen ile proje ortaklığı yürütemiyorum. Burada rastgele birisini seçiyorum veya daha önce anlaşmış olduğunuz birisiyle tabii ki. Şu an sadece deneme usulü yaptığımız için Büşra Bozanoğlu hocamı seçtim ve sonraki aşamaya geçtim. Şimdi burada bir soru var. eTeaming Plus üyesi ülkelerin proje eklenmesini sağlamak istiyor musunuz? Evet. Yani diyor ki Avrupa kaynaklı bir okulda İspanya, İtalya veya Almanya kaynaklı bir Avrupa tabanlı bir ülkeden yani eTeaming Plus üyesi bir ülkeden proje ortağı istiyor musunuz? Evet derseniz bunu tıklamamız gerekiyor. Proje başlığımız Çağlar'la Çin ile eTeaming öğreniyorum. Olsun. Bu aşamaları kısa açıklama kısımlarına nokta koyup geçiyorum. Zaten üst kısımda görüyorsunuz. Projenizi açıklayıcı bir şekilde tanımlayın. Diğer kullanıcıların sizi bulması için anahtar kelimeleri tıkladım. Bir tane proje örneği de göstereceğim. Türkçe dedik. Burası önemli. Başlangıç yaşımız ve bitiş yaşımızı uygun seçmemiz lazım. Burada faydalanmanızı istediğim bir durum var. Projeyi açmadan önce üst kısımda ortak bulma forumlarında yaş aralıkları verilmiştir bize. 4, 11, 12, 15, 16, 19. Bu yaş aralıklarını seçerseniz sizin için daha uygun olacağını düşünmekteyim. 4 ile 11 arasını seçelim. İlkokul seviyesini. Projeye katılacak toplam öğrenci sayısı 100. Yani siz şayet 5 kişilik bir ekiple çalışmak istiyorsanız takribi de 10 kişilik bir öğrenci grubuyla çalışıyorsunuz. Bunu 50 ile 100 arasında veya 30 ile 50 arasında diye belirtmek zorundasınız. Konularımızı buradan seçiyoruz. Ekonomi, felsefe, ev ekonomisi, fizik olarak seçelim. Hedeflerimiz burada yazıyor. Anlaşılır olmaya çalışın. Özellikle öğrencilerin bu proje sayesinde kazanmasını umduğunuz yetkinlikler ve beceriler açısından net olun. Diyor ki eğitimin boyutu ve kültürler arası iletişim gibi çok soyut kavramlar kullanmaktan kaçının. Aslında burada bizden istenilen diyor ki temel olarak bir çocuğa neler kazandırmak istiyorsanız dediğim gibi birazdan göstereceğim bir projede. Çalışma süreci burada aylık olarak neler yapabileceğinizi yazın ve şurada bir önemli bir durum var. 1000 adet karakter sınırlaması olduğu için maalesef bazı problemler yaşıyoruz.
şöyle diyebilirsiniz. Projemiz işte 6 ay sürecektir. Aralık ayı ile Haziran ayları arasında devam edecektir. İşte genel olarak yaptığınız aktiviteleri burada yazabilirsiniz. Yani neler olabilir? İşte resim yaptıracağım, müzik yaptırmak istiyorum veya çocuklarla ilgili bir Woki uygulaması yaptıracağım. Bir kitap yaptırmak istiyorum, sanal bir kitap. Çocukların elde ettiği şiirlerle şiir kitap oluşturmak istiyorum diye bir bilgi verebilirsiniz. Beklenen sonuçlar, herkese açık bir Twin Space ve benzeri kaynaklar görülmesini istiyor. Yani diyor ki kişi, buradaki ulusal ajansımız, bu proje sonunda elde edilecek bulgular neler? Yani bir ürün çıkarın ortaya. Bu ürünlerimiz ne olabilir? İşte bir şiir kitabı, bir resim sergisi olabilir. Açık, herkesi bir açık Twin Space sayfası, bir Facebook sayfası, bir Instagram sayfası, bunlar olabilir. Ama burada önemli bir kriter var. Lütfen bu tür sosyal medya aracılığıyla yayın yapacağınız yerlere çocuklarımızın yüzlerini açık bir şekilde koymalı veya uzaktan olabilecek şekilde fotoğraflarını koymamız gerekli. Burada evet ya hayır diyebilirsiniz. Proje setlerinin ne olduğunu buraya tıklayarak öğrenme imkanınız var. Evet veya hayır derseniz burada benzer şeyler çıkıyor. Bakın görüyorsunuz. Şuradan hayır diyerek devam edelim. Onları başka bir gün göstereceğim. E-Twinning proje setlerini. Ön izleme dedikten sonra bir alanı işaretlemişiz. Nereye işaretlemedik? Evet. Hedefler kısmımıza da noktayı koyalım. Şuralara da noktayı koyalım. Beklenen sonuçlar. Ön izleme dedikten sonra bakın burada bir uyarı verdi görmüş olduğunuz gibi. E-Twinning projeniz şu anda aynı ülkeden iki okul içermektedir. İlk kısımda videonun başında söylemiştim. Şu an sadece alabileceği en fazla ödül nedir? Ulusal kalite etiket ödülü. Şayet proje kurucularından herhangi birisi Avrupa menşeli bir okulda çalışıyorsa bu sefer de Avrupa kalite etiket ödülü alabilirsiniz. Şu an görmüş olduğunuz gibi okulumuz, partnerimiz kim yazıyor, talep edilen herhangi bir şeyler var mı? İşte Çağlar Laçin ile eğitimini öğreniyorum, konularımı seçtim, hedeflerim falan burada yazıyor. Teslim dedikten sonra bir iki gün içinde inceleniyor. Sizlere olumlu veya olumsuz bir şekilde geri dönüş sağlanıyor ajans tarafından. Şimdi buradan mesela şu hedef, çalışma süreci ve beklenen sonuç kısımlarına ne yazacağımızı göstermek istiyorum örnek olarak. Daha önce yapmış olduğum bir projede var. Evet, şurada hemen. Aslında benzer şeyleri bu şekilde projeleri inceleyip bakabilirsiniz. Geçen sene yapmış olduğum bir proje. Medeniyetimizin ışığında yetişen nesiller hakkında kısımda şunlar yazıyor. Öğrencilerimizin medeniyet değerlerimize uygun yetişmesine katkı sunacak değerler. Eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek, öğrencilerin kültür kaynaklarına ulaşımını sağlamak acıyla kültürel hafıza ve mirasın korunmasında medeniyetin temsil ettiği kişilerle bir bağlantı kurma. Hedeflerimiz nedir? E-Twinning platformunu kullanarak evrensel ulusal değerleri okul ortamında oluşturup geliştirmek, iletişim becerileri yüksek bireyler geliştirmek, öğrencilerimize bilişim teknolojisini kavratmak ve benzeri birçok cümle burada yer almakta. Çalışma sürecinde aylık yapacağımız bazı çalışmaları yazdık ve son kısmında şöyle bir ibare var. Proje ortakları ile Aralık-Haziran ayları arasında çalışmalar devam edecektir. Projeye dahil olan her okul ayın değeriyle ilgili pano şiir resim çalışması yapmak zorundadır. Bu amaç doğrultusunda okullarda oluşturan ekipler her ayın panosunu oluşturacağı gibi her ayın şiirini ve resmini seçecektir. Son kısımda beklenen sonuçlar, yani ajansın aslında tam olarak hedeflediği yer. Yani siz proje sonunda neler elde edeceksiniz? Bir Twin Space oluşturacağız. Sosyal medya sayfası oluşturacağız. Bir e-book oluşturacağız resimlerden ve şiirlerden. Öğrencilik emekleri ayın değeriyle ilgili yaptıkları çalışmada yer aldığı bir şiir günü tertip ediliyor. Ve öğrencilerin tekrardan emekleriyle elde edilen resim çalışmalarının Türkiye'nin farklı okullarında sergilenmesi adlı bir beklenen sonuç, bir hedefimiz yer almakta. Sizler de bu şekilde bir proje hazırladığınız takdirde herhangi bir konu ne olursa olsun bir proje yazma imkanına sahipsiniz. Görmüş olduğunuz gibi
projemizde bu hedefler ve çalışma süreci ve beklenen sonuçlar yapıldı takdirde bir kalite etiketi ödülüyle ödüllendirilmiş. Yeni projelerde sizlere başarılar diliyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.